no sleep, no sleep, bus, another bus, another club, another club, no sleep. Sen bu Z kuşağı kavramını seviyor musun? Ay çok seviyorum. Ben Z kuşağın tilla'yım. Bence anlaşılmadıkları için böyle ya Z kuşağı. O yüzden çok şey gösterme derdindeler. Adalet. Güven. Türkiye. Kırmızı. Aşk bela aşk. Bu ülkenin büyük sorunu Bana göre benmişim gibi geliyor. Ya ben kendimden de umutlu değilim. O yüzden çok ilgilenmiyorum ülkenin umuduyla. Sen bizim kimyamızı mı bozuyorsun? Yani olabilirsin. Allah çok aşığım. Yani herkesi Allah'ın uğrunda feda edebilirim. Para mutluluk demek değil bence daha çok dert. Ay saçımı boyatamıyorum diye ağladım ben. Yani çok basit görünüyor ama çok basit şeylerin çok büyük şeyler götürdüğünü gördüm ben hayatta. Baksanıza ya yani benim parfümüm mesela şimdi 7,5 bin lira oldu. Bunlar zor işler ya. Yani. Para kolaylık değil arkadaşlar. Hep beraber anlamaya çalışıyoruz bu arada seni. Anlamıyorsanız da sorun değil ben de anlamıyorum. <laughs> Hoş geldiniz Zeya hepiniz. Klinik Psikolog Gökhan Çınar ben. Bugün Mika Can Raun var karşımda. Z kuşağını onunla beraber konuşacağız. Şöyle bakıyorum TikTok, YouTube, Instagram ya da birçok sosyal platformda artık gazetelere haber olacak kadar insanlar Mika'nın duygusunu, fikrini hatta bedenini <laughs> takip ediyorlar. O bize kendini anlatsın, ülkeyi anlatsın kendi gözünden, dünyayı anlatsın istedik, davet ettik. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Ben çok iyi. <laughs> <laughs> Çok iyiyim. Rahatım yani. Saldım böyle falan. Hiçbir şey yapmıyorum. Evdeyim, yatıyorum. Bir şeyler yiyip içiyorum, oturuyorum. Biz seni görmeyeli ne değişti sende? Ya dışsalı zaten hiç girmeyeyim de içsel olarak ya bence biraz ümidim artık hayata karşı benim. Ben çünkü o dönemler artık ben gidiyorum falan değil mi hani biliyorsunuz. Böyle bir ilişki yaptım falan, daha böyle umutlu mu davranıyorum diyeyim, öyleyim bilmiyorum. Sen şu aralar fiziksel değişim belli, belli başlı operasyonlardan geçtin görmediğimiz dönemlerde. Nasılsın şimdi aynada mesela kendine bakınca? Ay bana hala aynı geliyorum, hiçbir değişiklik yok gibi. Ya ben o zaman hayal dünyasında yaşıyordum, anlamış diyeyim Aynı geliyor hiçbir şey, her şey aynı geliyor yani. Büyük değişiklikler bile. Bu arada zaten asıl mesele içsel dönüşme müebbet hayatta ama şunu da sorayım, yani eski fotoğrafına baktığında hani şu an mesela koyalım senin de yanına, hı hı. E, o fotoğrafa baktığında nasıl hissediyorsun? Ya mesela geçen bir tane sayfada gördüm böyle bikini bir yana kaydırıp eski halimi koymuşlar. Ya abi bu ben değilim diyorum ya, o no yani. <laughs> Hayata bakışını soracağım ama kuru kuru sormayayım, Şiirlerim var senin. Bana bir şiirinle kendi hayatını anlatır mısın? Benim bir tane inancım var böyle o 15 Temmuz Köprüsü'nden geçerken iki tane mina, minare var köşede biliyor musunuz? O minareler üst üste denk gelirse eğer dilek diliyorsun ve dileğin kabul oluyor. Ben her geçtim oradan dilek diliyorum ve bir şekilde inanıyorum yani olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra bence herkes deneyecek onu. Evet. <laughs> sonra onu böyle, o olayı yaparken yazdığım bir şey vardı onu okuyayım. O köprüden her geçtiğimde diledim, dualar ettim. İsterdim ki o minareler üst üste gelsin. Ben artık yıldızlardan bile parlak olmaya çalışan o kargaşanın, insanların, göğe değmeye çalışan kabaraların içindendim. Ben rüzgara çok fısıldadım, defalarca onu öptüm, uğurladım. Ve yemin ederim fazlasını istemedim, affettim. Biliyordum bir gün bu fırtınadan sıyrılacaktım, içimdeki zehrin farkındayım, kınamayın. Bu kadar, bunu yazmışım. Kurtuldun mu fırtınadan, sıyrıldın mı? Ay ya şey bana çok garip geliyor Gökhan Bey. Hani tek kişi olma olayı. Bence kimse öyle değil de bence herkes inkar ediyor. Ha bana şey diyorlar, ya işte çok komiksin, komik kısmın var ama geride bir halin de var. Abi herkes de bence var. Sadece insanlar göstermiyorlar. çekiniyorlar, farkında değiller, bilmiyorum ama ben kimle denk gelsem, benim yakın arkadaşım benimle gülüyor, oturuyor. Bana derdini anlattığı yerde oluyor. Ben de insanlar arkadaşım gibi görüyorum. Hem güldüğüm anları veriyorum hem ağladığım anları ama ikisine farklı bir kişi gibi davranıyor. Anlamadım. Bence aynı yani. İnsan duygu geçişleri olur. Ben de öyle yorumluyorum hmm. bende ki bu şeyi. Ama galiba çok fazla neşeyle ya da işte belki farklılıkla, marjinallikle yorumlandığın için seni bir kalıba sokmak ya da çoğu insanı bir kalıba sokmak insanlara daha, daha iyi geliyor. Daha kolay geliyor belki de evet, evet doğru. Ama sen derinliğini de anlatıyorsun bu anlamda. Ben çok uçta yaşıyorum her şeyi. Çok mutluysam çok mutluyum. Çok delirmişsem çok delirmişim. Çok kötüysem çok kötüyüm. Ortası yok belirsizliği çok sevmiyorum. Duygularımda da öyle. Ya akım ya bokum yani öyle <gülüyor> <gülüyor> Elbette hayat yani dingin bir yer değil. Ama biraz fırtınaların azaldı mı bunca değişimden sonra? Ay hayır. Ne azalması? Daha zor. İnsanlar sanıyor ki sosyal medya başladıktan sonra hayat güllük gülistanlık işte aa rahatsın. Hayır daha zor tabii ki. Birincisi ya eskiden en ufak mesela evden hiç hazırlanmadan çıkar bir şeyler alırdım market ama artık öyle bir şey yok hazırlanmasın çünkü seni yolda fotoğraf çekilebilirler aldın Çok zor bence ya daha da zorlaşıyor kolaylıkla alakası yok bu olayın çünkü herkes seni biliyor. Eskiden şu yalanı ya şuradaydım açamadım hayır sabah story atmışım ama evde kuduruyorum. Görüyor aç ya o çok zorlaşıyor artık daha gerçek oluyorsun daha doğru yapma zorunluluğun oluyor. Ya bu Allah'ın hoşuna gidiyordur diye düşünüyorum. <laughs> Mika seni kimsenin görmediği halini, milyonlar, storyler, bunları olmadığı halini de seviyor musun sen? Bence insanların beni görmediği halim yok. Ben bunu full veriyorum. Çok realistiyim bence sosyal medya konusunda. Çünkü insanlar kendi gibi hissettikleri yerde rahatlar ve seni izlemeye başlıyorlar o zaman. Aa bu benim abi falan diyorlar. Ya ben çıkarken bile story çekiyordum yani. Çok böyle <laughs> salıyordum kendimi. Öyle diyeyim, bir rahattım. Kaç yaşındaydın Mika? Ya, yalan söyleyince 19 diyorum. Aha. Yalan söylesem 21 yaşındayım. 21 yaşından itibaren artık görünürlük yok. Sosyal medya yok. Tamam. Ee, yarın bitti bu teknoloji. Her şey. Ne yaparsın? Şu an bütün sosyal medya hesaplarım kapalı benim. TikTok'ta, Instagram'da, YouTube'da bir şey koymuyorum. <laughs> ya ben hiçbir değişikliği yok benim için. Sen bu Z kuşağı kavramını seviyor musun? Ay çok seviyorum. Ben Z kuşağın Tila'yım. <laughs> <laughs> ben net Z kuşağın öncüsüyüm yani bayrak sallayanıyım. <laughs> bir söylesene Değil onu. Ya. Sen hangi özelliklerinle Z kuşağının Birincisi yaş durduramız yok ya üretiyoruz. Sonra hızlı düşünüyoruz, eğlenceliyiz, korkusuzuz bence. Ben mesela korkmuyorum. Bir şey olduğunda tamam ya mesela ilk olayların patladığında kefen makyajı olay. Dedim bittin kızım sen dedim sıkacaklar. Ama sonra bir sokağa çıkıyorsun insanlar fotoğraf çekiliyor falan ya. Biraz da sosyal medyanın etkisiyle, bence zevk kuşağı zaten sosyal medyayı çok seviyor, böyle yani. Ya bence anlaşılmadıkları için böyle ya Z kuşağı, o yüzden birçok şeyi gösterme derdindeler, anlaşılmıyorlar. Bizden önceki kuşak da anlaşılmasaydı o da böyle olacaktı bizim gibi. Anlaşılmamak ne kadar problemse göz önünde tutmak o kadar gerekli oluyor, gibime geliyor. Görülmeyen daha çok göstermek istiyor. Ha, evet. Anlaşılmayan anlaşılmak için daha uçları deneyebiliyor anlamında söylüyorsun. Evet aynen. Nika e, umutlu musun peki sen? İşte ekonomi, mülteci meseleleri, insan hakları, hayvan hakları, adaletle ilgili konuştuğumuz, sorguladığımız dünya kadar şey. Umutlu musun? Ya ben kendimden de umutlu değilim. Bakarsak o yüzden çok ilgilenmiyorum ülkenin umuduyla. Kendinden nasıl umutlu değilsin? Ay değilim yani. yani değilim. Bir sağım solum belli değil. Ülkenin nasıl sağ solu belli olsun? Ben kendime başa çıkamıyorum da ülkeyi düşünmek. Öyle düşüncelerim hiç yoktur benim. Ay ülkede ne olacak? Ay battık mı, öldük mü, çıktık mı? Ay diyorum salla hiç düşünemem böyle şeyleri. Peki bu ülkede kalıplar elbet bunlar ama işte kimisi fenomen diyor, kimisi influencer diyor. Hani o dünyanın içerisindesin sen. Ee, şimdiki duygununa soruyorum. Böyle anılmak okey mi senin için? Bütün hayat böyle gidebilir mi? Ay hayır böyle gitmez. Yok yani benim için okey değil. Ya şey mesela sevmiyorum. Ay bunu söylesem mi? TikTok'çu. TikTok'çu Mika yazıyor bazıları mesela magazin sitelere. Bilmiyorum. Ben hiçbir şey sonsuz bakmıyorum. Ki sonlu bakmak da istemem diye düşünüyorum ben. Çok sıkılıyorum her şeyden çok çabuk, çok çabuk tüketiyorum ve sahip olmak istediğim şeyi hemen alıyorum bir şey sahip onu hemen alıyorum, ondan çabuk vazgeçiyorum. Şu anki konumda bence. Benim hayatım tamamen böyle. Parayla aran nasıl? Çok iyi. <laughs> Çok severim. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi anlaşıyoruz. Niye takip ediyorlar seni insanlar sence? Arkadaşıyım onların da. Birbirimiz kafa dengeyiz. Köle sarlar, birbirini ağırlar. Bence benim topluluk o. O bana bakıyor diyor buna bir şey olmuş. Ben ona diyorum bunlara bir şey olmuş. Birbirimizi götürüyoruz bence. Peki seni sevmeyen niye sevmiyor sence? bence tek beni sevmemekle alakalı değil. Kimse kimseyi sevmiyor. Ya bakıyorum, herkes bence aynı şeyden müzdarip. Bütün her, sosyal medyada içerik üreten herkesin başına aynı şey geliyor. Komik geliyor. Mesela bir abla geliyor, bana işte yazmış. oros işte orospu, geber, şöyle Ama komik geliyor. Yazıyorum, açıyorum diye mi? İnşallah rahatlamışsınızdır yazıp kalp atıyorum yani. Komik geliyor bana, bilmiyorum. Ay benim artık mı? Hiç canımı yakmıyorlar. <laughs> hiç, benim hiç canımı yakmıyor. Ben oturup gülüyorum bana yazılanlara. Şimdi üstüne birçok farklı yerden gelindi kültürel işte ne bileyim inançsal görünüşünle ilgili ya da bazı söylemlerinle ilgili gençlerin doğasını bozuyorsun diye toplumun yapısını bozuyorsun diye bu kadar uç marjinal tiplerin kötü model olması üzerinden şöyle bir mika can yazınca birçok yer çıkıyor kardeşim ee, sen bizim kimyamızı mı bozuyorsun sence yani olabilir <laughs> ya bozuyorsam da bozuyorum dedim ya yani. Olabilir bilmiyorum. Bununla çok ilgilenmiyorsun. Ay ben sana çocukluğumdan beri eleştiriliyorum. Her yaptığım bir şey oluyor. Bir süre sonra ciddiye almamaya başlıyorsun. Bir, kulaktan giriyor, ötekinden çıkıyor. Yani anne, annenin sana kaç kere gece geç gelme demesiyle alakalı gibi bir şey. Bir süre sonra boş ver diyorsun, gidiyorsun eve yine. Duyarsızlaşıyorsun. Evet diyorsun. yani. Aha. Bazı cümleleri senin tamamlamanı isteyeceğim. Ay. Aklına ilk gelen cevapla. Bana bu hayatta en iyi gelen şey para. İnsanlar beni görsünler istedim çünkü yalnızdım. İnsanlardan en çok duymaya ihtiyaç duyduğum cümle? Çok güzelsin. <laughs> Peki. Bir gün unutulursam. Hiç olmaz. Bu hayatta beni en çok öfkelendiren şey hiçbir şey sanırım. Hı -hı. Kendi çocuğuma asla şunu demezdim. Özgün ol. Ben asla Peki benim hayatımda eksik olan şey para. <laughs> Peki. Mika çocukluğunu sever misin? Seviyorum ya. Çok eğlenceli bir çocuğum. Üretken bir çocuğum daha doğrusu. Ve o zamanlar da böyleydim. Bir şeyler yapayım, bir şeyler olsun. Koşayım, peşine düşeyim, yeni bir şeyler değiştireyim, gezeyim. Öyle yani seviyorum çocukluğumu. Peki bugünkü halinle 20'lerin başlarında çocukluğundaki anne babadan razı mısın? Razıyım ya. Ay, yok ya ailem çok gerçekten. Benden daha fazlasını hak ediyor. Bana iyi ki böyle yaptılar anne baba olarak dediğin şeyler. İyi, annem ilk iyi ki sevgilime bir tane tokat patlattı. Ben anlatayım mı olayı? Lütfen. Biz büyük adadayız. Ben böyle lise sonundayım, 17 yaşındayım. Bir tane de benden büyük sevgilim var. Biz böyle annem tabi ilişkilerimi hiç bilmiyor falan. Böyle tam evin o köşesinde orada bizi öpüşürken gördü annem. Annem geldi ve çocuğa bir tane tokat atmıştı. Mesela sonra biz devam etmedik. beraber olmaya tabii ki devam ettik. Sonra baktım ki annem haklıymış yani. O, o uyarısını iyi ki yapmış yani. Yani ailemin yaptığı uyarıları ciddiye alırım ben. Bir gördüğü vardır. Çünkü size o da orada anladınız mı? Çizdiğiniz resmeyi iyi siz bilirsiniz. Neresinin güzel olduğunu. Peki dertleşiyor musunuz hala? Konuşuyor musunuz? Annemlerle hala. mi? O şimdi buraya mesaj bile yansıtırım. Annem aşka falan diyor. Birkaç mesela e, süreçlerden geçtin. Son dönemde de geçtin. Operasyonlar, evet. süreç işte psikolojik, bedensel birçok aşaması var. Yanında mıydı öyle? Çok, çok yanımdalardı. ya. Her sayede ben çocukluğumdan beri bana hep en iyisini vermeye çalıştılar. Ya yani onlar gerçekten ya Allah böyle şu insanlara Allah'ım en iyisini ver dediğin insanlardan biri. Bir de kabullenişli bir yerden de söylüyorsun. Anne baba tabii ki bildiğini yapıyor ya hayatta. Hı -hı. Ama ee, çocuktun belki bir şeye kızdın, ergendin belki bir şeye üzüldün. Ama sen galiba paketin tamamına bakıyorsun tabiri yerindeyse ve bugüne kadar sana yaptıkları her şey için teşekkür eder bir halde. Her şey, evet. Mika bu arada şu da dikkatimi çekiyor. Ee, küfür diyorsun insanların sana yaptığı. Eleştiri bedeninden, hayat biçiminden ama o küfürü duyduğunda insana dönüp şimdi rahatladın mı bunu yazdığında? Aşko yazıyorsun ya mesela. Bu hale gelebilmek için ee, i̇nsanın bir yerlerden geçmiş olması lazım. Büyük ihtimalle ya da ben o geçtiğim yerlerin farkında değilim. Geride bıraktım. Mesela şöyle oluyordu. Bir yanlış başkasında doğru kabulleniyorken bende yanlış yanlıştı. Ben mesela 10. sınıftaydım. Normalde okulda öğrencilerin beraber olması suç değildi. Yani ben görüyordum herkes birbirine beraber. Ama biz beraber olduğumuz dönem okulda kıyamet kopmuştu. Disipline falan gitmiştik. Ben okul birincisiyim diye sırf şey olmuştu. Mika sen ben artık karar verdim. Tanrı seksüelim demişsin. Evet. Ne demek bu? Allah'a çok aşığım. Allah'la olan bağlantım çok güçlü. Yani benim bile benden ümidim kesildiğinde onun benden ümidi vardı bunu biliyorum. O yüzden Allah olan sevgim sonsuz ve herkesi Allah'ın uğrunda feda edebilirim içeride. O yüzden diyorum ki Allah benim sevgim en çok sana, senden sonrası geliyor. Peki. Hep beraber anlamaya çalışıyoruz bu arada seni. Hani aklından geçen Anlamıyorsanız de... da sorun değil. Ben de anlamıyorum kendimi. <laughs> <laughs> ben de izliyorum sonra bu yaptıklarımı diyorum. Ne demişim? <gülüyor> <gülüyor> bu dünyada seni iyi anlatan bir şarkı var mı? Var. Lana Del Rey Cherry. Nesi? O ölürcesine sevmeyi. Ben bir şey çok sevince ölüm, ölümüne seviyorum. Her şeyden vazgeçecek falan. Film var mı sana ilgi Var. Lolita. 93 yapımı Adrian Lyne'in yönetmeni oldu. Peki şiir var mı? Ya Cemal Süreyya Gül olabilir. Hangi dizesi ya da hangi anlamı? Tamamı ya. O şeyden bahsediyor ya. O içeride kalmışlık. O yani hep sevgi anlam. Bir şeyler hep ben severek yapıyorum bu hayatta. Sevgi temalı şeyler de bence ilgimi çekiyor ve bende yer ediniyor gibime geliyor. Ben de konuklarıma bir alıntı veriyorum bir kitaptan ve ne hissettirdiğini ya da düşündürdüğünü Ay, soruyorum. Ay çok güzel. Ee, Hayvan Çiftliği, ee, Orwell. Biliyorum. Cümlede mu? şöyle, özgürlüklerini savunmayanların ödedikleri bedel ağırdır. Çok gördüm kişiliğinden bahsetmeyen, insanlardan saklayan insanlar ve dışarıya gösterdiğinin içinde yaşamak zorunda oluyorlar. Yani mesela örnek vereyim saçını kırmızı yapmak istiyor ama çevresinden zarar göreceği için kırmızı yapmıyor. Kahverengi saçlı biri olarak yaşamak zorunda kalıyor. Yani çok basit görünüyor ama çok basit şeylerin çok büyük şeyler götürdüğünü gördüm ben hayatta. Bazen inandığımız ifadeyle dolaşamamak ya da bazen gerçekten içimizden gelen sözleri tutmak. Hayatın içinde küçük örnekler gibi ama varoluş engelliyorlar gerçekten de. Engellendik mi çok ama Hayat zaten tamamlanmaktır. E, yapamadıklarımızı bir yerde yaparak, yani yeniden çocuk olarak büyüyebiliyoruz zaten hayat içinde. Kesinlikle. 15 yaşımdan beri ailemden para almıyorum evet. dedin e, ve almıyorsun da. Hiç e, Bir ergen olarak nasıl ayakta kaldın? Ay çok şey yaptım. Mesela ne oldu? Ya isim O dönem bana işte lisede yakın arkadaşım vardı. O bana baktı. Ama şimdi mesela ben de onun üniversitesine ödüyorum falan. Ya iyi arkadaşlıklar edindim. Çok böyle de demek istemiyorum çünkü arkadaşım olmasaydı ben bir yolu bulurdum. Çözüm odaklıydım. Ve insanlar hep şunu diyorum: İçinizden ne geliyorsa yapın. Kazanmaktan veya kaybetmekten korkmayın. Sonucu olan her şeyi yapın. Çünkü belirsizlik bence insanları öldürüyor veya kötü hissettiriyor. Ha korkmayacaksın Ben o zamanlar da öyleydim. Kaybedersem kaybettim, kazanırsam kazandım, yürürüm. Kaybedersen tamam artık ne yapma ne yapmaman gerektiğini biliyorsun. O dönemde öyleydim. Ne yaptım? Ödev parayla ödev yapmışlığım vardı. Bir şeyler satmışlığım vardı. Şiir yarışmalarına katılıp oradan aldım elektronikleri. İkinci elden satmışlığım vardı. Bir bahis şirketinin seslendirmeciliğini yapmıştım videoda. 17'imdeydim o zaman. Öyle ya çok şey denedim ya çok şey yaptım. Bir hayattasın, bir varoluşun var. Hayatına bir şekilde devam ediyorsun. İnişlerin çıkışların da sert duyduğum kadarıyla. Hı -hı. Mesela şöyle sorsam. En son ne için böyle hüngür hüngür ağladın? Ben sürekli ağlarım bu arada. Dün gece ağladım. En sevdiğim duygu ağlamak. Ağlayayım. Özel değilse ne oldu dün gece de Ay saçımı boyatamıyorum diye ağladım ben. Ben çok saç rengi değiştirdim de Gökhan Bey. Artık saç bitti yani. Kelim aslında şu an böyle gözüküyor. ufak tefek bazı şeyler var. Onun için almıştım. Mika birileri şu anda izleyip Allah aşkına Mika bu ülkede dertlerim bu mu diye düşünüyor olsun. Ay evet gerçekten Allah herkesin yardımcısı olsun. Ben de kendime bunu söylediğimde Ay kızım saçmalama falan diyorum aynada, evet. çok zor şeyler var, ay tövbe tövbe Allah'ım iptal, iptal, iptal. O ne? İptal, iptal, iptal. İçimden kötü bir şey geçirdiğimde evrene enerji veriyorum ya yani onu iptal ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ay çok komik değil mi? <laughs> Yok şöyle anlaşılmasın ama bu yorumlar çok yazıldığı için söylüyorum. Bu arada saç diye duyduğumuz bir derdin kişideki karşılığı başka bir boşluğa denk geliyor olabilir birbirimizin dertlerini küçümseyerek yaşarsak aslında empatisizlikte kalırız ama senin Ay için anlamıyorum. Büyük şeylere ağladığım anlar da oluyor. Ama ben ağlamıyorsam bence korkmalıyım. Bana öyle geliyor. Ağlamıyorsam bir problem var demektir. Mesela biri öldüğünde ağlamıyorum ben. Daha başka bir sızı oluyor içeride. O, o çok can yakıcı. Tam aksi ağlayabilmek bence rahatlatan bir şey. O yüzden ağlamaktan korkması kimse. Ağlayamamak ertelenmiş yaz. Ağlayamamak bastırılmış üzüntü. Kesinlikle. Bizde bazen üzüntü yerine öfke, bizde bazen üzüntü yerine sessizlik, bazen üzüntü yerine utanç öğrenerek büyüyoruz. O yüzden de ne güzel söyledin. Ağlayamamak daha hayatta zorlayıcı bir şey. Daha karanlıkta bırakmıştım seni aşk sevgiyle ilgili. Bir ilişkin var. İyi misin, mutlu musun? Mutluyum ya. Ben artık şey arıyorum, bana tapmalı. Bu ne olmalı, ne aşk mı bilmiyorum orayı bilemem. Birincisi onu onu sevmemin nedeni çok iyi bir insan. O kadar iyi ki bana değil çevresine çok iyi. Çok dindar. Mesela beni görüyor Ayet Erkür sokuyor, beni görüyor Nazar Doğa sokuyor. İlk tanıştığımız dönemlerde Gökhan Bey. birileri benimle fotoğraf çekildiler. Bir baktım çocuk bir şeyler yapmış. Sonra dedim sana nazar dua sokuyorum dedim. Ay bana kimse hayatın okumamış da ya. Hepsi ateist hayatım sanırım o yüzden bir dönem kötü gitti. Mesela benim bırakmayan yani ateistti. Benim işler durdu parasız kaldım aşkım. Ama bu mis gibi ya. Çocuk namaz alan kılıyor yani. Mika özellikle hani insanlar da sana senin anlattıklarını hem yakından bakıyorlar hem de eleştiriyorlar konuştuğumuz gibi. Önünde bir kutu var. Ee, oradan bir tanesini seçmeni isteyeceğim. Hakkında yazılmış eleştirilerden biri. Hem bize oku hem de hissini söyle isteyeceğim. Bir tanesini seçiyorum. Bir tanesi. 5 tanesini. Beş tanesini oku yazım var. Neyse şu gözüme çarptı. 21'li bir şey gördüm ben. 21 yaşında kendini yormadan hem ün hem para sahibi olmuş kişidir. Hem de bunu eğlenerek yapmaktadır. Biz de akademik kaygılar yaşayıp 3-5 kuruş para kazanacağız diye bir yerlerimizi yırtıyoruz. Kazandığı paralarla akıllı yatırım yaparsa ömür boyu rahat edebileceği parayı daha iyi 25 yaşında kazanmış olacak. Biz de buradan öyleyiz. Birincisi erkek arkadaşım bana yaptığım işten tamamen ayrı ev aldı. İkincisi, <laughs> ikincisi yani yatırım bence sadece sosyal medyadan veya okuyarak olmuyor. Daha farklı şeylerle de yapabilirsiniz. İkincisi kime göre neye göre zenginlik bence diye düşünüyorum. Üçüncüsü mesela ben TikTok'ta bir video çekmiştim. ya yani insanlar neden üçüncü, ikinci, üçüncü üniversite okuyor? Bence bu, ben ne yaptıklarını eleştirmedim. Ne yapmaları gerektiğini eleştirdim. Ben kafa karışıklığından üç üniversite okuyan bir sürü insan tanıyorum hayatım. Sırf kafa karışıklığı. Bir insan oturup ne istediğini bilecek. İstediğini bilmiyorsa üç üniversite okumuş, beş üniversite okumuş. Ne kadar bilgiye sahip olduğu, hiç, elindekinin farkında değil. Ne kadar şey bilirsen bil, Asa sen ne bildiğinin farkında değilsin. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden ya çok öyle değil hayat ya. Aslında ömür boyu da rahat edebileceğim edebileceğimi de sanmıyorum o kadar 25 yaşında bütün paraya sahip ol. Para mutluluk demek değil bence. Daha çok dert gibime geliyor. Baksanıza ya yani düşünüyorum her ay başı yeni saç taktıracağım. Her ay başı ay Dior lip gloss'um bitmiş. Her ay başı para zor ya gerçekten. Mesela benim bakarat parfümüm mesela şimdi Beymen'de 7,5 bin lira oldu. Bunlar zor işler ya, yani. para kolaylık değil arkadaşlar. Başka çekeyim mi? Hadi <laughs> bir tane daha Programa birkaç dakika koyalım. Ay Volkan da ut yiyeceksin, hazır ol. Rol yapıyor kardeşim, sırf para kazmak için. <laughs> bu olduğuna inanmıyorum. Bilmiyorum bu bencillik mi ama sosyal mecralarda ben bunu görmek istemiyorum. Yani aşk o. Engelle diyeceğim de beni de görmemek çok mümkün değil gibi. Ben de olsam bana giler bakarım. Yani yok ya rol yapmak. Rol yaparak insan devam edemiyor bence bir şeylere. Sen hayatınla ilgili e, anlattıklarının yanında sosyal medyada bu kadar yıldır izlediğin Mika'yı seviyor musun? Seviyorum. Çok evet. eğlenceli. En yakın arkadaşım. Öyle mi? Evet çok güldürüyor benim yaptığım şeyler beni. Peki hayatından kesitler gösteriyorum konuklarıma. Sen de her şeyi anlattın. Ay geliyor. Ee, süreci de anlat. Bu geçiş süreci, işte hayatımla ilgili operasyonlar. Bir bakar mısın şimdi nasıl hissettiriyor sana bu Mika? İki saat sonra olanlar olacak ve ben asla uyuyamıyorum. Asa uykum yok. Sürekli düşünüyorum. Sürekli böyleyim. Falanım yani <laughs> Delirmiş durumdayım şu an. Böyle bekliyorum şu an. Umarım hayırlısı olur arkadaşlar. Çok çok. <laughs> Ay deliriyor Burada şimdi sen anladığım sen kadarıyla savaşıyor. hem kaygılısın <laughs> Ay, evet. hem de çok eğleniyorsun bu durumda. Evet de kelime şey diyorum. Ay yine başıma bir iş açtım ya falan. Ve orada yanımda annem uyuyor. Annem gelmişti benim ilk şeyimde. Ya bir asla uyuyamıyorum. Ne olacak, ne çıkacak ortaya. Ve bir de kolay değildi benim Space Feminization'da. Öyleydi yani çok heyecanlı çok tatlı bana çok tatlı geliyor bana. bu videodan sonra ne oldu? Bütün bu süreçlerin içerisinde çok acı sancı vesaire çektim Ay hiçbir şey olmadı ben çok şanslıydım ben o şeyde de diyorum ben hiç yüzüm şişmedi hiç morarmadım ama ya şunu söyleyeyim insanlara çok para çok rahatlık yani estetik konusunda bence yani çok para ya yani iyi estetik para gerçekten maalesef iyi doktor peki Mika ee, tamam mısın? Yani devam etmek istiyor musun herhangi bir şey bedeninde? Ay bilmiyorum. Her şeyi yaptırdım ya. Ya daha ne olabilir ki? Bakayım. Bazı kelimeler soracağım. İlk aklına gelen kelimeyi söyle isteyeceğim. Kendi hayatın içinde. Popülerite. Zorluk. Like. Fikir. Cinsiyet. Komedi. Para. Rahatlık. Adalet. Güven. Ölüm. Kurtuluş. Türkiye. Kırmızı. Geçmiş. İçerik. Aşk. Bela. Aşk. Bela. Evet. Peki Mika ben konuklarıma memleketten manzaralar gösteriyorum. Bir fotoğraf. Ülke Hı -hı. fotoğrafı. Son günlerde gündemde çok vardı. Sen de bir bak isteyeceğim. Burada gördüğün kişi Gülşen. Ee, Gülşen aslında özrünü de dilediği sahnedeki bir şakasıyla ilgili olarak tutuklandı ve cezaevinde kaldı. Sonrasında da bildiğimiz kadarıyla ev hapsiyle beraber devam etti. Bu fotoğrafı görmek ve bu yaşanan şey ne düşündürtüyorsan. Ben çok üzüldüm. Yani ben gerçekten darmadağın oldum. Hiçbir şey paylaşmadım Gülşen, Gülşen hakkında söyle falan ama onun için çok dua ettim. Ya Gülşen şu an benim gözümde ha bunu ne şekilde yapar? Ne için yapıyor? Ne istiyor? Bu beni ilgilendirmiyor. Bir şeyler yapıyor mu? Yapıyor. Ve yani o bir ikon bence Gülşen aldınız mı ve bunu asla hak etmedi. Ha yani söylediği şey kime göre neye göre nasıl ne ya tabii ki bazı insanların kalbini kırmış olabilir. Bunu anlıyorum. Ama yani bence hiçbir sanatçı böyle bir şey hak etmiyor. Sanat çok başa çıkılacak bir şey değil. Zaten sanatçı sanatla uğraşabiliyorken hayatında zor bir şeydir bence sanatla uğraşmak iç dünyada böyle bir şey asla hak etmediğini düşünüyorum. Bir de insansal yönünden bakıyorsun. Çocuğu var. Onun da yükümlülükleri var. Sadece Gülşen Gülşen'i beslemiyor. Gülşen bir sürü insan arka planda besliyor. Onları düşünemiyor. O yüzden bilmem ben çok üzülmüştüm Gülşen'e ve ağlamıştım şahsen ilk gördüğümde. Çok muallim bozulmuştu. Mika toplumsal hassasiyetlerimiz var elbet. O toplumsal hassasiyetlerde birlikte yaşamak için birbirimizi de tabii ki koruyacağız, kollayacağız ama bazen insandır, şaşar. Hatalar olur, ama bunlar ötesinde hukuk sistemi ve adalet bundan bağımsız bir şey. O yüzden de adalet herkese lazım. En temelde de aslında zaten yasalar bununla ilgili ne yapılacağını bu kadar belirlemişken e, onların dışına çıkmak hem canımızı yakıyor hem bizi kutuplaştırıyor belli ki. Mika, bu ülkenin de bir ferdisin. Bu ülkede inandığın bir siyasi lider var mı? Hayır. <laughs> Tanır mısın onları? Hayır. Hiç ilgilenmem siyasetle falan. Aha. Hiç. Mesela seneye seçimler olsa, oy kullanacak olsa? Oy kullanmayacağım. Hı hı. Hiç kullanmadım zaten yaşımdan dolayı. İlk defa kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü çok bir şey değişeceğine inanmıyorum ben. Sence bu ülkenin en büyük sorunu ne? Ay bilmiyorum <laughs> Ya bana göre benmişim gibi geliyor. <laughs> hı hı. Ya çok şey var gerçekten. Hiç şey yapmıyorum, bakmıyorum bile yani. Çok Beni üzüyor yani, kötü hissettiriyor. Üzülmemek için bakmıyorsun üzülmemek için değil çözümü olmadığı için bakmıyorum. Ben bile Adana, kafamda bir yere koyamıyorum. Mesela Gülşen'in içeriye girmesini de ben kafamda bir yere koyamadım. Yani sağdan bakıyorum olmuyor, soldan bakıyorum olmuyor, baş aşağı duruyorum olmuyor. Üzülüyorum mu aldınız mı? Ama üzüldüğüm için değil olay. Bir çözümü yok içeride benim. Bir, bir neden arayamıyorum ve bu kötü hissettiriyor insana. Ve herkesin başına gelebilir bence. Peki sen sana ön yargıyla bakan ya da e, senin fikirlerini, duygularını e, sen ne kadar anlatsan da dinlemeyen, duymayan insanlara bir şey söylemek istiyor musun? Ya valla bana bu hayatta en çok şey öğreten şeyler sevmediğim, nefret ettiğim insanlardır. Rakiplerim bana en çok şey öğretmiştir. O yüzden nefret ettiğiniz veya rakibiniz olan kişilere karşı dört gözünüz açık olsun. Ben öyle düşünüyorum. Programın sonunda önündeki kum saatini çevirip, daha sonrasında kendi bir dakikana başlamanı isteyeceğim. Son söz sende. Bir Z kuşağı temsilcisi olarak gençler gerçekten ne istiyor? Diğer kuşaklara ve herkese anlat isteyeceğim. No sleep, no sleep, bust, another bust, another club, another club, no sleep. <laughs> Bu kadar.